Başbakan siyasi danışmanı Açın Akdoğan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Erdoğan'ın köşke çıkması halinde Türkiye'yi yönetmeye devam edeceğini söyledi. AK Parti'de emanetçi de olmaz, kriz de dedi. İsimler değişir ama hareketin lideri bellidir. Siyasi baş danışman Yalçın Akdoğan, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda AK Parti'de kaos yaşanacağı senaryolarına bu sözlerle cevap verdi. Yalçın Akdoğan, partinin başına gelecek kişiye emanetçi demek doğru değildir dedi ve ekledi. Bu kadro ülkeyi yönetmeye devam edecek. Yeni Şafak gazetesine konuşan Akdoğan, Türkiye tarihinin en kritik seçimi öncesi önemli açıklamalar yaptı. AK Parti belli isimlere endeksli bir parti gibi bakmak, bu büyük kadroya da partiyi kurumsallaştıran liderliğe de saygısızlıktır. Erdoğan hareketi ilmek ilmek dokuyarak bu noktaya getirdi. Ve Erdoğan köşke çıkarsa başbakan olacak isim. AK Parti'deki arkadaşlarımızdan herhangi birisi muhalefetin genel başkanlarından daha tecrübeli ve birikimlidir. İsimler üzerinden başbakanlık tartışmasını açmak Cumhurbaşkanlığı seçimini gölgeler. Yalçın Akdoğan, Erdoğan köşke çıkarsa çıksın ama hiçbir şeye karışmasın, arkasına bakmasın şeklinde bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir diye konuştu. Erdoğan bütün yetkileri kontrol edilir olacak, padişah yetkileri kullanacak şeklinde kaygılar pompalamak da doğru değil dedi. İkisinin de yanlış olduğunu belirtti. Erdoğan'ın gücünü koltuktan almadığını ifade etti Akdoğan. Hangi makamda olursa olsun Erdoğan ülkenin geleceğine ve siyasetine etki edecektir. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı daha etkili olacaktır. Eğer Erdoğan olursa bu etki gücü daha da artacaktır. CHP ile MHP'nin çatı adayına gelince Yalçın Akdoğan 30 Mart öncesinde de AK Parti'ye karşı ittifak kurulduğunu ancak kaybedildiğini vurguladı. Taban taban azıp iki partinin daha fazla oy almak için girdiği bu işbirliğinin partileri için sıkıntı yaratacağını belirtti. Sonucu kaçınılmaz mağlubiyettir dedi. Yalçın Akdoğan AK Parti'nin tüm partilerin tabanlarından oy alacağına dikkat çekti. CHP kitlesinin dörtte birinin sandığa gitmeyeceğini, önemli bir kısmının da AK Parti adayına oy vereceğini ifade etti. Bunun MHP, BDP ve BBP için de geçerli olduğu tespitinde bulundu. Cumhurbaşkanı